silahını düşmana askerlik. Onurlu bir direniş olarak görüyoruz. Allah'ın izniyle bu milleti aşamayacağız. Teşriflerini arz ederiz. Buyurunuz Sayın Cumhurbaşkanım. 8200 ecdat mezarıyla ahlat bize kim olduğumuzu, nereden gelip nereye gittiğimizi de hatırlatır. Anadolu'nun kapıları bundan tam 953 yıl önce Türklere açıldı. Malazgirt Zaferi'nin 953. yılı kutlanıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan Bitlis'te düzenlenen etkinlikte konuştu. Milletimizin başka coğrafyalardaki hayatlarının remizlerini ve manalarını da mücessem hale getiren ahlat Malazgirt'te birlikte muazzam bir coğrafyada fetih ve medeniyet rüzgarı estirmiştir. Ay yıldızı bayrağımızın dalgalandıran asıl rüzgar o rüzgardır. Ahlat fetihler ve fatihler doğuran, başkentler doğuran, fiziki varlığından daha büyük görevler, manalar ihtiva eden şehirler anası bir şehirdir. Ahlat'ı kökleriyle buluşturmak, tarihimizdeki yerine uygun şekilde yeniden tarih, kültür ve cazibe merkezi haline getirmek için çok çalıştık. Çalışmalarımız ve çabalarımız neticesinde ahlat hamdolsun küllerinden yeniden doğdu. Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşmasını birlik mesajı vererek sonlandırdı. Ay yıldızlı al bayrağın gölgesinde 85 milyon biriz, beraberiz, tek yüreğiz. Türk, Kürt, Arap, Zaza, Laz, Çerkez, hepimiz bu topraklar üzerinde biriz, beraberiz, kardeşiz. Malazgirt Zaferi'nin 953. yılı coşkuyla kutlanıyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da bu kapsamda Bitlis'te. Durmak yok, yola devam diyen Bitlisli kardeşlerime teşekkür ediyorum. Cumhurbaşkanı Erdoğan kentte bir dizi yatırımın açılışını yaptı. Kendisini dinleyen kalabalığa seslenen Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın hedefinde muhalefet vardı. Biz millete ve ülkeye eser kazandırmanın derdindeyiz. Muhalefetin neyin peşinde koştuğunu sizler de görüyorsunuz. İstanbul Vaniköy'de imara uygun olmayan bölgede kaçak villa inşaatına tepki gösterdi. İstanbul'un en nadide çevre hazinesini para babalarına peşkeş çekiyorlar dedi. Yıllarca çevre üzerinden bize ders vermeye kalktılar. Şimdi İstanbul'un en nadide çevre hazinesini para babalarına peşkeş çekiyorlar. Sabah akşam güya liyakat üzerinden ahlak tüccarlığı yapıyorlardı. Göreve geldikleri belediyeleri 3 ayda hısım akraba çiftliğine çevirdiler. Meydanlara söz verdikleri halde binlerce belediye işçisini gelir gelmez kapı dışarı ettiler. Halkçılık maskesinin arkasından Avrupa başkentlerinde halkın paralarıyla keyif çatan gösteriş müptelası bir elitizm çıktı. Kendi siyasi ikballeri, kendi gelecekleri, kendi şahsi menfaatleri dışında hiçbir gündemleri yok. Cumhurbaşkanı Erdoğan geçtiğimiz günlerde Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndeki Can Atalay oturumunda yaşanan gerginliğe ilişkin de konuştu. Ana Muhalefet Partisi CHP'yi bir de bu konu üzerinden eleştirdi. Yetkiyi milletten aldıkları halde hizmeti hapisteki teröristlere veriyorlar. Bakınız buna geçen hafta Yüce Meclis'in çatısı altında
bir kez daha şahit olduk. Gazi Meclis'in adabına yakışmayacak şekilde provokatörlük yapan bir marjinale kimlerin kol kanat gerdiğini hep birlikte takip ettik. Milletin meclisinde, milletin kürsüsünde millete hakaret eden, milli iradeye hakaret eden, dilinden kin ve nefret akan bu provokatörü ellerinden gelse demokrasi avarisi ilan edeceklerdi. Muhalefetin koro halinde böyle bir şahsın arkasına ip gibi dizilmesi, açık söylüyorum, teslimiyet işaretidir. Malazgirt Zaferi'nin 953. yılı kutlanıyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da kutlamalara katılmak üzere Bitlis'e gitti. Bu kapsamda bir ilke de imza atıldı. Cumhurbaşkanlığı kabinesi de ilk kez Ahlat'ta toplandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığındaki toplantıda en önemli başlıklardan biri İsrail'in Gazze'deki katliamı. Ateşkes görüşmelerinde gelinen son durum ele alınıyor. Terörle mücadelede masadaki başlıklardan, operasyonlardaki son durum değerlendiriliyor. Ekonomik gelişmeler de kabinenin gündeminde. Toplantıda maymun çiçeği virüsüyle ilgili gelişmeler de yer alıyor. Bu kapsamda alınan tedbirler gözden geçiriliyor. Kendi vatandaşlarına sığınaklarda kalma çağrısı yaptı, saldırı başlattı. İsrail ordusu Lübnan'ın güneyini vuruyor. İsrail ordusu, Hizbullah'ın İsrail'e yönelik geniş çaplı bir saldırı hazırlığında olduğunu iddia ederek harekete geçti. Lübnan'ın güneyine saldırıların başladığı açıklandı. İsrail, bölgede yaşayan vatandaşlarına sığınaklarda kalma çağrısı yaptı. Tel Aviv'deki uluslararası Ben Gurion Havalimanı tüm uçuşlara geçici olarak kapatıldı. Havalimanından yapılacak tüm uçuşlar iptal edilirken Ben Gurion'a inecek tüm uçaklar da bölge ülkelere yönlendirildi. İsrail Ordu Radyosu'nun haberine göre, İsrail ordusuna ait savaş uçakları şu ana kadar Lübnan'ın güneyinde 40 hedefi vurdu. İsrail ordusunun Lübnan'a saldırılara başlamasının ardından Hizbullah, İsrail'in kuzey bölgelerine füze ve roketli saldırı düzenledi. Ülkenin kuzeyindeki birçok bölgede sirenler çalmaya başladı. Öte yandan İsrail Ordu Radyosu'nun haberine göre İsrail makamları bölgede yaşayan vatandaşlara sığınaklarda kalma çağrısı yaptı. AK Parti Erzurum Teşkilatı gazetecilerle bir araya geldi. Sohbet havasında geçen toplantıda sorular yanıtlandı. AK Parti milletvekilleri ve ilçe belediye başkanları Erzurum basınıyla buluştu. Palandöken Dağı'ndaki bir sosyal tesiste düzenlenen basın toplantısında konuşan Selami Altınok'un gündeminde kentte yapımı devam eden barajlar vardı. Süreç hakkında bilgi verdi. Özellikle barajlarla alakalı çok hızlı bir çalışma var Erzurum'da. Her gün gösteremediğimiz için onu, yani dağın başında çalışıyor, derede çalışıyor görünmüyor ama mesela Hınıs Başköy barajı muhteşem bir hal aldı. Hemen yukarısında Karayazı Köprüköy arasında Söylemez Barajı hızlı bir şekilde çalışıyor. Yine Narman Şehitler Barajı hemen hemen önümüzdeki bayın Eylül sonuna doğru su tutmaya başlayacak ve sulama kanalları başlıyor. Önümüzdeki sene orada da sulama başlayacak. Elmalı Tüneli inşallah sene sonuna doğru
Bismillah deyip kazmayı vuracağız. Milletvekili Fatma Öncü de birlik vurgusu yaparak hep birlikte Erzurum için çalışıyoruz mesajı verdi. Başta bir başkanlık olmak üzere, bakanlık olmak üzere, milletvekilleri arkadaşlarımız, belediye başkanlarımız, teşkilatımızın tamamı birlikte çalışırsak güçlü olabileceğimiz için her konuda birlikte çalışıyoruz. Birçok konuyu bu bir yıl içerisinde gerçekleştirdik ama bunları belki çok reklam yapacak ya da çok dile getirecek durumlar oluşturmuyoruz. Çünkü bizim neticede temel amacımız ne? Vatandaşın refahı. Allah'a hamdolsun bu şiarda çalışacağız. AK Parti Erzurum İl Başkanı İbrahim Küçükoğlu da 14 Ağustos'ta AK Parti'ye katılan Azizliğe, Horasan ve Köprüköy Belediye Başkanlarına yönelik herhangi bir zorlamanın söz konusu olmadığını ifade etti. Bu geçişlerle alakalı çok net ifade edeceğim. Bir belediye başkanını, bir seçilmişi herhangi bir şekilde öyle veya böyle bir tehditle, şantajla, AK Parti'nin buna ihtiyacı yok, böyle bir şey olması zinhar külliyen yalandır. Böyle bir şey hem bize yanlıştır, hem bu belediye başkanlarımıza yanlıştır, hem de hemşerilerimize yanlıştır. Onun için lütfen özellikle ben istirham ediyorum, bu geçişlerin önünde, arkasında, yanında, yöresinde hiçbir olumsuzluk noktasında bir şey olmamıştır, olamaz da. Uçak sayılarıyla alakalı her an Türk Hava Yolları'nın yönetim kurulu başkanlığı genel müdürünü nerede buluyorsak sıkıştırıyoruz ve o Ağustos ayındaki o ekstra birer uçağı da öyle koyduk. Erzurum'daki uçuş sorunu AK Parti Erzurum milletvekillerinin gündeminde. Uçak seferleri az, bilet fiyatları fahiş. Erzurumluların en büyük problemi havayolu ulaşımındaki bu olumsuzluklar. Kentteki siyasiler durumu yakından takip ediyor. AK Parti Milletvekili Selami Altınok'tan konuya ilişkin açıklama geldi. Milletvekili Altınok sorunun Erzurum kaynaklı olmadığını belirtti. Anonim şirketler ve daha çok uçağa, daha çok para kazanmak isteyen şirketler, normalin herkesin. Erzurum'la alakalı özel bir durum olabilmesi mümkün değil. Yani negatif yönden vay Erzurum'a uçmayalım diyecek bir durumlar olabilir mi? Ve aynı durumu bakıyorsun Van işte yapmış, ben sosyal medyadan takip ettim. Van Ticaret Odası vay Van'a uçuşlar az bilmem ne falan diye. Gidiyorsun Sivaslar aynısını diyor. Gidiyorsun bu defa Trabzonlar aynısını diyor. Gidiyorsun Antalyalılar aynısını diyor. Arkadaşlar uçuşlarla alakalı durum şu, çok net açık, bunu bir siyasetçi kimliğimin dışında da teknik bilgi olsun diye yürüyorum. Uçuş hareketliliğinin yani seyahat yoğunluğunun arttığı dönemlerde, bu Erzurum için de geçerli, İstanbul için de geçerli, Ankara için de geçerli, bilmem ne için de geçerli, hangi vilayet olursa olsun, seyahat hareketliliğinin arttığı dönemlerde her yerde uçuşla alakalı sıkıntılar oluyor. Altınok, bilet fiyatlarının da talep ve uçak kapasitesi doğrultusunda belirlendiğini hatırlattı. Erzurum'la alakalı mesela arkadaşlar şahittir, Türk Hava Yolları Genel Müdürü'yle görüştük, basın müşaviriyle görüştük, Ajet'in Genel Müdürü Kerem'le görüştük. Benim dışında, arkadaşlarımızın dışında Büyükşehir Belediye Başkanımız, İl Başkanımız, herkes görüşüyor. Şu var, talep ve uçak kapasitesi durumuna göre değişiyor durum. Şu anda uçuşlarla alakalı bir sıkıntı yok. Türkiye'nin bir uçak kapasitesi var, yolcu kapasitesi var. Zirve yaptığı zamanlardır 1 Temmuz'da Ağustos'un işte başına kadar Türkiye'nin her yerinde uçak aradığınızda bulmak kolay değil. Şimdi şeyde de olacak, mesela okul kayıtları falan başlayacak, üniversiteler falan. O süreçte bir yaşanacak. Bizim için kışın mesela sömestri tatilinde uçak önemli. Yani kayağa geleceklere, otellere, buraya Erzurum'a geleceklere sayıyı arttırabilmek önemli. Konuştuğumuzda da imkanları zorlayarak gerek Türk Hava Yolları gerek AJET
artırıyormuş. Yani Ağustos'a için artırdı. AK Parti Erzurum Milletvekili Fatma Öncü de konuya dair konuştu. Yaşanan problemlerin girişimler sonucu çözüldüğünü belirtti. Kısmen özel, kısmen kamuya ait olan bir uçuş planından bahsediyoruz. Özel olan Ajet tamamen ticari düşünüyor ve sezonda Antalya'ya kaldırdığı uçakla Erzurum'a kaldırdığı uçak aynı marşta değil. Dolayısıyla bu anlamda bir takım aksaklıklar zaman zaman oldu. Ama o da Bakan Bey'in müdahale etmesiyle yolcu marjına yönelik yine Erzurum'a yönelik uçuşlar devam ediyor. Dediği gibi hiçbir yönelik de ayrıcalığı olamaz, olmazdı. Bizim AK Parti hizmetimizin yeknesaklığı var. Her şeyine aynı değerde bakılıyor. Biz siyasetçilere de kendi şehrimizi kalkındırmak düşüyor. Teşekkür ederim ben. Erzurum'daki sağlık çalışanları 41 haftadır her cumartesi aynı saatte Gazze için yürüyor. İsrail yaklaşık bir yıldır Gazze'de soykırım yapıyor. Siyonist İsrail'e tepkiler çığ gibi büyüyor. Erzurum'da da sağlık çalışanları her hafta cumartesi günü sessiz yürüyüş yapıyor. 41. haftada da sürdü yürüyüş. Doktorlar, tıp ve eczacılık fakültesi öğrencileri, sağlık çalışanlarıyla vatandaşlar Erzurum Kalesi önünde toplandı. Kalabalık ellerinde Türk ve Filistin bayraklarıyla yürüdü. Yürüyüşün ardından her hafta olduğu gibi bu haftada basın açıklaması yapıldı. Grup adına konuşan aile hekimi Muhammed Mutlu, İsrail'in Filistin'e yönelik saldırılarını lanetledi. Zalim zulmüne devam ediyor. Peki biz ne yapıyoruz? Daha yeni doğmuş bebeklerin kafaları, kolları acımasızca koparılırken, gebe kardeşlerimize ve esirlere tecavüz edilirken, bombalarla öldüremedikleri Gazeliler, yardımlar engellenmek suretiyle aç ve susuz bırakılarak ölüme terk edilirken, İslam dininin tüm değerleri katil ve şeref yoksulu siyonistlerce aşağılanırken bizler ne yapıyoruz? Elimizden geleni yapıyor muyuz? Yoksa gaflet içinde sırtımızı mı dönüyoruz? Gruptakiler basın açıklamasının ardından hayatını kaybedenler için dua ettikten sonra dağıldı. ...20.000 vatandaş terör hakkında tek tek bilgilendirildi. Erzurum polisi Kültür Yolu Festivali boyunca sahadaydı. Erzurum Kültür Yolu Festivali kentte yoğun katılımla gerçekleşti. İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri de vatandaşların yoğunluk oluşturduğu bölgelerde stand kurdu. Ekipler standlarda vatandaşları terör örgütlerinin eleman temini ve ikna yöntemleri hakkında bilgilendirdi. Polis arkadaşlarımız festivalin başladığı ilk günden beri burada hizmet vermektedirler. Terör ve teröristler hakkında, terör yandaşları hakkında bilgilendirmeye çalışıyorlar. Büyük bir gayret ve çaba içerisindeler. Kendilerinden Allah razı olsun. Bilgilendirmelerde özellikle terör örgütlerinin gençleri kandırma metotları ve hayatımız ve geleceğimiz için hatırlatmalar konulara işlendi. İnsanlara açıklamalar yapıyorlar, insanların sorularını yanıtlıyorlar. Erzurum olarak devletimizin ve polis arkadaşlarımızın yanındayız. Rabbim hizmetlerini daim eylesin. Erzurumlu Mehmet Kotan Ebru sanatçısı. 20 yıllık tecrübesiyle şimdi çocuklara Ebru aşkını aşılıyor. Sanatçı Mehmet Kotan Ebru sanatına yıllar önce bir merakla başladı. Bu sanatta 20 yılı devirerek bir Ebru ustası oldu. Tecrübeli Ebru ustası Kotan şimdi ise Kültür Yolu Festivali'nde çocuklar için kolları sıvadı. Kültür Yolu Festivali kapsamında Erzurum Olimpiyat Parkı'nda bir atölye açtı. 18-20 yıla yakındır Ebru ile uğraşıyorum. Erzurum'dayım. Burada da çocuklara
birebir eğitimler, böyle kalabalık ortamda festival de var. Eğitim vermeye çalışıyoruz ulaşabildiğimiz kadar. Sanata meraklı çocuklarla bir araya geldi. Minik sanatçı adaylarına hem Ebru sanatının kökenleri ve tarihini anlattı hem de sanatın tüm inceliklerini aktardı. Etkinliğe yoğun ilgi gösteren minikler ortaya birbirinden güzel eserler çıkardı. Şimdi hoca Ebru'dan aldığı turkuaz tonunu eliyle sıçrattı, arka fön yaptı. Ondan sonra bunları batırarak dağıttık. Sonra da kalp şeklini elde ettik. Sevilen müzik grubu Madrigal şarkılarını on binlerce Erzurumluyla hep bir ağızdan söyledi. Erzurum Kültür Yolu Festivali kapsamındaki konserler yoğun ilgi gördü. Binlerce Erzurumlu bir hafta boyunca her gün saat 21'de etkinlik ve miting alanına koştu. Müzik grubu Madrigal ise festival kapsamında sahnedeydi. Sevilen grup hayranlarına unutulmaz bir gece yaşattı. On binlerce müzikseverin katıldığı konserde Madrigal çok sayıda şarkı seslendirdi. Erzurumlular da şarkılara büyük bir coşkuyla hep bir ağızdan eşlik etti. ...26 askerimizin şehit olduğu saldırıyı gerçekleştirmişti. Terörist Abdülhamit Kapar, Kamışlı'da etkisiz hale getirildi. Tekin Guyi Kod adlı Abdülhamit Kapar, PKK-YPG'nin Suriye'deki en önemli sözde sorumlularındandı. Terörde arananlar listesinde yeşil kategorideydi. Terörist Kapar, Şırnak Uludere Taşdelen Jandarma Karakolu'na yönelik 15 Mayıs 1992'de gerçekleştirilen ve 26 erin şehit olduğu, 2 erin kaçırıldığı eylemi organize etmesi nedeniyle Milli İstihbarat Teşkilatı tarafından hedef listesindeydi. 32 yıldır örgüt içerisinde bulunan terörist Kapar, 2021 yılında MIT'in Derik'te gerçekleştirdiği operasyondan sağ kurtulması üzerine kaçarak izini kaybettirmeye çalıştı. Ancak başarılı olamadı. MIT ajanlarının uzun süredir takibi altında olan Tekin Guyu Kod adlı Kapar'ın Kamışlı'da olduğu tespit edildi. Bunun üzerine terörist Kapar'a yönelik düzenlenecek operasyon için harekete geçildi. Operasyon başarıyla sonuçlandı ve 26 askerimizin kanı yerde kalmadı. Terörist Kapar etkisiz hale getirildi. Tekin Guyi Kod adlı Abdülhamit Kapar 1992 yılında PKK-KCK'ya katıldı. 1992'den 2011 yılına kadar Irak'ta Mahmur kampında, Haftanin alanında ve Hakurk bölgesinde faaliyet yürüttü. 2011 yılından itibaren örgütün askeri eğitim faaliyetlerinde sorumlu düzeyde yer aldı. 2014'ten itibaren Irak Sincar'da sözde sorumlu olarak faaliyet gösteriyordu. 2016 yılında ise Haftanin alanında PKK-KCK gümrük ve asayiş sorumlusu olarak faaliyet yürütüp, akabinde örgüt tarafından düzenlemesi Haftanin sözde eyalet sorumlusu olarak yapıldı. 2017'de Sincar'da PKK-YPG genel sorumlu yardımcısı olan Kapar, 2018 yılında Suriye'ye geçerek PKK-YPG Derik eyalet kurye sorumlusu olarak faaliyet yürütmeye başladı. Son olarak 2021 yılından itibaren PKK-YPG kurumlar sözde sorumlusu olarak faaliyet yürüttü. Türk Silahlı Kuvvetleri operasyon bölgelerinde destan yazıyor. Irak'ın kuzeyinde 11 terörist etkisiz hale getirildi. Öngörülemez, alışılmadık, süratli ve sürekli. Milli Savunma Bakanlığı bu sözlerle duyurdu. Irak'ın kuzeyindeki Asos ve Pençe Kilit operasyonu bölgelerinde tespit edilen 11 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi.
Türk Silahlı Kuvvetleri sınır bölgelerindeki operasyonlarına hız kesmeden devam ediyor. Mehmetçik, PKK'lı teröristlerin inlerine giriyor. Bölgedeki operasyonlarda çok sayıda terörist etkisiz hale getiriliyor. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek açıkladı. Kira gelirini beyan etmeyenlere ceza yolda. 700 bin mükellefe 153,4 milyon lira ihbarname düzenlendi. Kira gelirine ilişkin beyan dönemi sona erdi. Bu kapsamda Gelir İdaresi Başkanlığı, kira gelirini beyan etmeyenlerin tespitine yönelik çok sayıda çalışma yürütüyor. Çalışmalar sonunda ise 700 bin mükellefe 153,4 milyon liralık vergi ve ceza ihbarnamesi düzenlendi. Günlük ve haftalık kısa süreli kiralarla iş yeri kiraları gibi banka hesapları üzerinden gönderilen kiralar denetim altında. Gönderim nedeni olarak kira ödemesi seçeneği belirtilmesi gerekiyor. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek konuyla ilgili açıklamalarda bulundu. Vergi beyannamesi dönemi öncesi mükelleflere hatırlatma SMS'leri gönderildiğini belirtti. Bakan Şimşek, belirlenen 1,5 milyon konut nezdinde fiili denetim çalışması başlatıldığını da ekledi. Kurallara uymayan sürücüler trafik ekiplerinin radarında. Son bir haftada 2.488.264 araç denetlendi, 40.334 araca işlem yapıldı. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya duyurdu. 15-22 Ağustos tarihleri arasında trafik ekipleri 2.488.264 aracı denetledi. Yasa dışı çakar kullanan 259, hız ihlali yapan 129.459, periyodik muayenesi yaptırılmamış 24.796 araca ceza yağdı. Ayrıca emniyet kemeri kullanmayan 15.884, sürücü belgesiz araç kullanan 15.249 ve zorunlu mali sorumluluk sigortası bulunmayan 9.354 olmak üzere diğer işlemlerle birlikte toplam 450.334 sürücüye işlem yapıldı. Yılın ilk 7 ayında ölümlü veya yaralanmalı kazaların %35'i aşırı hız nedeniyle meydana geldi. Bakan Ali Yerlikaya, mevcut mobil radar araçlarına ek olarak yeni nesil yerli ve milli mobil hız tespit sistemleriyle takviye yapıldığını duyurdu. Özellikle aşırı hızla etkin mücadele ettiklerini belirtti. Bakan Yerlikaya sosyal medya hesabından yaptığı açıklamasında "Yolculuklar sizleri sevdiklerinize kavuşturmak için vardır, ayırmak için değil" ifadelerini kullandı. Trafik canavarı Samsun-Ankara yolunda 3, Afyon-Karahisar'da 2 can aldı. İlk kazanın adresi Samsun-Ankara Karayolu Tekke mevkisi. Samsun yönünde seyreden araçlar virajlı ve yokuş aşağı yolda, yağışın da etkisiyle zeminin kayganlaşması sonucu kontrolden çıktı. İki tır, bir yolcu otobüsü ve çok sayıda otomobille polis aracı kayarak birbirine çarptı. O sırada bazı araçlar da yoldan çıktı. İhbar üzerine kaza yerine çok sayıda polis, jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi. Kazada ilk belirlemelere göre 3 kişi öldü, 6 kişi yaralandı. Yaralılar Samsun'daki hastanelere kaldırıldı. Kazalara ilişkin soruşturma başlatılırken bölgede trafik kontrolü sağlanıyor. Burası ise Afyon-Karahisar. İki otomobil susuz kavşağında çarpıştı. Kazada otomobilin birindeki 80 yaşındaki sürücü ve 75 yaşındaki eşi yaşamını yitirdi. Diğer otomobilde ise ikisi çocuk 4 kişi yaralandı.
Ambulanslarla Afyonkarahisar Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı bildirildi. Yapılan incelemenin ardından otomobilden çıkarılan çiftin cenazeleri Sandıklı Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Onurlu bir direniş olarak görüyoruz.